Burada kullanılanların bir kısmı gerçekten ne yaptıklarının bilincinde değillerdi. Bir nevi habere bakıp gerisini, arkasını pek fazla merak etmiyorlardı. Haberin şehvetine kapılmışlardı diyelim. Ve bu haberlerle Türkiye'de bir şeyleri değiştirmekte olduklarını düşündüler. Gerçekten değiştiriyorlardı ama bu değişimin Türkiye'nin lehine olup olmadığı çok kısa bir süre içerisinde ortaya çıktı. Ve hatta kendilerinin lehine olmadığı da çok net bir şekilde ortaya çıktı. Bu anlamda Ahmet Altan'ın Taraf Gazetesi yöneticiliği başlı başına bir trajedidir. Dramdan da öte bir trajedidir. Örneğin Ahmet Altan'ın o dönemde Taraf Gazetesi'nde köşe verdiği ve büyük bir kısmı tetikçilik yapan ama Ahmet Altan'ın sandığı gibi bunlar gerçekten Türkiye'yi askeri vesayetten kurtarmak isteyen Türkiye'nin sivilleşmesi ve demokratikleşmesi için uğraş veren gazeteciler olarak görüyordu. Bu kişilerin önemli bir kısmı daha sonra Ahmet Altan yolunu hükümetten ayırdıktan sonra doğrudan kendisine namlularını pekala doğrultabildiler. Yani Ahmet Altan'ın sonraki dönemde en çok saldırıya uğradığı kişilerin büyük bir kısmını medyaya kendisi sokmuştur ya da onların önünü kendisi açmıştır. Böyle bir trajedi yaşadı.